Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar son dakika gelişmesi var. Resmi gazetede yayınlandı. Sendikal faaliyetler ve birçok yasak bazıları kaldırıldı, bazıları devam ediyor. Resmi gazeteden direkt sizlere bunları sunacağız. Öncelikle kamu çerçeve protokolünü bekleyen yüz binlerce işçi adına kötü bir haber var. Önce onu belirteyim. Tüm sendikal faaliyetler arkadaşlar 1 Haziran 2021'e 2021 tarihine kadar ertelendi. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar kamu çerçeve protokolü bayağı gecikecek gibi görünüyor. Biz videolarımızda Haziran ortalarına en geç Haziran sonuna kadar çıkar kamu çerçeve protokolü kararlar demiştik ama velakin arkadaşlar 17 günlük yasak sendikal faaliyetlerin şimdi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Yani nereden baksan 1 ay sendikal faaliyetler kapatıldı arkadaşlar. Yani durduruldu. Bilginiz olsun. Kamu çerçeve protokolü uzayacak arkadaşlar. Durum bu yönde bakalım hemen. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikler 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir diyor arkadaşlar. Bakın burada devam ediyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekte birlikte halen uygulanmakta olan nikah merasimi şeklinde düğünler, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasını birazına 2021 tarihine kadar devam edilecektir. Yani düğün, nişan, kınalar da ertelendi arkadaşlar. Huzurevi, yaşlı bakım, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma bakım merkezlerinde hali hazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır diyor. Toplu ulaşım. Şehirler arası faaliyet gösteren toplu ulaşım araçları, uçak hariç, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edilecek olup araç içinde yolcuların oturma şekli, yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek bir dolu koltuk, bir boş koltuk şeklinde olacaktır. Şehir içi toplu taşıma araçları 14.4.2021 tarihli ve 6.638 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde %50 kapasite sınırlamasıyla ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunacaktır diyor arkadaşlar. Yani ayakta yolcu yok. Konaklama tesisleri, şehirler arası karayollar üzerinde bulunan dinleme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç ile konaklama tesislerinin otel, motel, apart, pansiyon gibi içerisinde bulunan yeme içme yerleri sadece konaklamalı müşterileri sınırlı olacak şekilde aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecektir. Konaklama tesislerinde kapalı alanlarda bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir. Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek için adına fiziksel mesafe kurallarına özen gösterilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonun bulunması, bedelini tamamen ödemiş olmak kaydıyla vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Yani arkadaşlar oteller açıldı diyebiliriz. Konaklama tesisleri dedi herhalde otelleri kastediyor. Rezervasyon kodu bulunuyorsa gidebilir diyor arkadaşlar. 30.09.2020 tarihli ve 16.007 sayılı 28.11.2020 tarihli ve 19.986 sayılı genelgemiz doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere türlü kötüye kullanım önüne geçilecektir. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıza Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il ilçe Umumi Hıfzıza Kurulları kararlarının ivedilikle uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetin neden olmaması konusunda bilgilerinizi rica ederim dedi. Burada bir dipnot daha ekleyeyim okullar adına. Okullarda da arkadaşlar yarından itibaren yani 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle de 8 ve 12. sınıflar öğretim açılıyor. İyi okul öncesi okullar öğretim açılıyor. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Diğer bölümlerde uzaktan eğitime devam edilecek 1 Haziran 2021 tarihine kadar arkadaşlar. Durum bu yönde detayları vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.